Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam ve sırada Salih aleyhisselam. Adem aleyhisselamın oğulları Habil ve Kabil, Şit aleyhisselam, ve İdris aleyhisselam. Ve hak batılın ayrıştığı nokta Nuh aleyhisselam ve kavmi, sonra Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ve sonra sırada Salih aleyhisselam ve kavmi Semud. Coğrafya olarak zaman dilimini belli etmiş olduk. Adem Aleyhisselam, Habil Kabil, Şiit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve Hud Aleyhisselam. Tarihi sıra böyle. Şimdi Salih Aleyhisselam. Coğrafya ise Mekke'nin kuzeyi. Mekke'nin kuzeyindeki kutlu kent Medine-i Münevvere. Onun kuzeyinde Hayber, onun kuzeyinde daha kuzeyde bildiğimiz bir bölge Tebük. Tebükle Hayber arasında bir başka ifadeyle Tebükle Medine arasında Hicr bölgesi. Hicr bölgesi Salih Aleyhisselam'ın ve kavminin yaşadığı bölge, yaşadığı coğrafya. Yani Mekke'nin kuzeyi, Medine'nin kuzeyi ve bereketli topraklar diye ifade edilen Kudüs'ün güneyi. Ve ilk gündem Salih Aleyhisselam Araf suresinde ve 73. ayet. Ve ila temude ekahum saliha. <Sessizlik> Semud'a da kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Kale dedi ki, ya kavm budullah. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'a kul olun. Maleküm min ilahin gayru. Sizin için Allah'tan başka bir ilah bilmiyorum. Kad etküm beyinetüm min rabbiküm. Size Rabbinizden bir beyine, delil, ayet geldi. Her toplumun farklı bir özelliği var. İşte Salih Aleyhisselam'ın toplumunun kavminin de farklı özelliği. Hadihi nakatullahi leküm aye. İşte bu Allah'ın devesi. Sizin için bir ayet. Kavme egemen olan güçlerin adı Kur'an'da Tisatu Rahdin. Dokuzlu bir çete. Kavmin bölgenin tüm zenginliklerini elinde tutan bu çete ülkeyi yöneten bir özelliğe sahip. Özellikleri dağları yontmuşlar, korumalı, güvenlikli evler yapmışlar. Ovalarda saraylar bina etmişler. Sanki Nuh Aleyhisselam'ın kavminin su ile, Ad kavminin de rüzgar ile helak olduğunu bildiklerinden dolayı biz demişler kendilerince dağları yontalım, korumalı, sığınaklı, güvenlikli evler yapalım. Bir rüzgar ya da tufanla karşı karşıya kalırsak gireriz evlerimize ve kendimizi korumuş oluruz demiş olabilirler. Onlar dağları yonttular, sadece evler yapabildiler. Ve Salih Aleyhisselam'dan bir ayet, bir mucize istedikleri zaman da Rabbim onların yontmuş olduğu kayalıkların birinden gebe bir deve var etti, yarattı. Şüphesiz bütün develer ya da bütün hayvanlar Allah'ın yarattığı birer ayettirler. Ama bu kayalıklar arasından var edilen bir deve oldu. İşte Salih Aleyhisselam onlara bu deveyi bir ayet olarak sundu. Dedi ki Federuha tekül fi Bunu serbest bırakın. Allah'ın arzında yesin, içsin. Diğer surelerde gelecek bu devenin bir de şu özelliği vardı. Kavmin su ihtiyacını giderdiği bir kuyu vardı. O kuyuya deve ortak olacaktı. Bir gün sıra kavminse diğer gün sıra devenin olacaktı. Böylece deve kavmin suyunun yarısına sahip oluyordu. Sıra devede olduğu zaman onun sütünden bütün kavmin hepsi fakirler, yoksullar, garipler, zenginler ondan faydalanıyorlardı. Yine anlayabildiğimiz kadarıyla o deve o kavmin, o ülkenin zenginliğini halka ulaştıran bir ayet görünümündeydi. İşte bu hukuka da bu yasaya da karşı çıkmayın dedi Salih Aleyhisselam. Ve la temessuha bisu'in. Ona kötülükle dokunmayın. Ve yehudeküm azabün elim. O zaman size acıklı bir azap dokunur. Bu kuyu ve deve şu anlama gelir. Bir ülkenin zenginlikleri var. Her ülkenin kendine özgü zenginlikleri var. Kimi coğrafyalarda petrol, kimi coğrafyalarda altın, gümüş, kimi bölgelerde orman, kimi bölgelerde deniz. Allah nerede bir insan var etmişse dünyada, orada o insanlığa, o yarattığı varlıklara yetecek kadar fazlasıyla Kıyamete kadar bütün insanlığı doyuracak rızıklar ve nimetler var etmiştir. Zenginlikler sunmuştur. Bu zenginlikleri herkes kullansın ister. Ama bir de şu yasası var ki Allah insanları özgür bırakmış. Gücü elde eden kimse bu zenginlikleri elde ettikten sonra o zenginlikleri kendine kullanıp diğer insanları o güçle ezebiliyor. Buna da Allahu Teala izin veriyor. Buyurun diyor. Ama onaylanmıyor. Bazen de böyle bir deve ayetiyle kendi yasasını zorla uygulatır insanlara. Der ki Salih Aleyhisselam o deve ayetiyle zenginliğinizin yarısı halkındır. Ülkeyi yöneten, dünyayı yöneten çeteler, büyük devletler, büyük ekonomik güce sahip olanlar yarısına yine hak sahibi olmaya devam ederlerken bütün dünya zenginliklerinin yarısının dünya halklarına hiç ayırt edilmeksin dağıtılmasını Rabbim uygulatır. Bugün bir Salih Aleyhisselam ve bir ayeti deve ayetiyle eğer bir Müslüman dünya toplumlarına ve dünya çetelerine teklif getirecek olursa bu teklifin ifadesi şöyle olacak. Ey dünyalılar! Ey dünya zenginliklerini ellerinde tutan büyük güçler, büyük çeteler, büyük devletler bu zenginliğin yarısı halkındır. Asya, Afrika, Amerika, Avrupa, Avustralya ve denizler ve ormanlar ve madenler ve petroller nerede olursa olsun bunların yarısının halka aktarılması gerekecektir. Yine yarısında sizin hükümranlığınız, malikliğiniz devam eder sorumluluğunuz altında gerçekten bunun uygulanması demek dünya halklarının hepsinin ama Müslüman kafir ayırt hepsinin dünya zenginlikleriyle en müreffeh bir hayatı yaşaması demektir. Herkesin oturduğu yerden bugünkü ifadeyle herkesin kazandığının 15-20 kat fazla bir aylık gelire sahip olması ve bu gelirlerde de dünyayı bey gibi yaşamaları demektir. İşte Salih Aleyhisselam işte ona indirilen ayet deve mucizesi bize bunları hatırlatır. Ve Salih Aleyhisselam bu ayetle toplumunu uyarmaya devam eder. Sadece semut kavmini değil Kur'an indiği dönemde Mekke ve dünyayı bugün ve kıyamete kadar da bütün dünyayı uyarmaya devam eder. Kim Salih Aleyhisselam'ı gündemine alırsa. Vezkuru ilcalekum kulefa min badi adin. Ve tarihi sıranın da Ad kavminden sonra olduğunu öğreniyoruz. Hatırlayın ey kavmim, Allah sizi Ad kavminden sonra yeryüzünün halifeleri kıldı. Ve bevve fil ardı sizi yeryüzüne yerleştirdi. Tettehidûne min suhûlihâ kusuran o yeryüzünün ovalarında saraylar yaptınız. Yapıyorsunuz. Ve tenhaytun el büyüte ve dağlarda da evler yontuyorsunuz. Ve bu evler bugün hala ayakta. Beş bin yıldan fazla bir zaman öncesinde bina edilen bu evler Fecir bölgesinde hala ayakta ibretle insanlar görürsün diye Rabbimiz Teala tarafından korunmuş ve helak olan bir toplumun o bölgesinden geçerken şüphesiz ki üzüle üzüle geçecek Müslüman ama işte ayetler onların binalarının ayakta ama kendilerinin yok olduğunu bize bildirmektedir. Fethkuru ala Allah. Aynı zamanda bu kıyamete kadar bütün toplumlara yaptıkları yapıtların, evlerin, sarayların ömrünün hele hele yüz seneye geçmeyecek olan bugünkü dünyanın insanlarına aklınızı başınıza alın diyor ayetler. 5000 yıllık evler ayakta sizin Yapıtlarınız, şehirleriniz yüz yıl sonra harap olacak. Nasıl güvenirsiniz evlerinize? Nasıl güvenlikli, korumalı evlerde yaşamanın güvenini kendinizde hissedersiniz de Allah'la ilginizi kesersiniz diyor yine bu beyinatlar, deliller. Fethkuru ala Allah. Allah'ın ayetlerini dinleyin. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve la ta'tu fil müfsidin yer bozguncular olarak haddi aşmayın, zorbalık yapmayın, isyan etmeyin, Allah'a kul olun. قال الملأ الذين استكبروا من قومه kavmin müstekbirlerinin ileri gelenleri yani kavmin büyüklerinin hem de ileri gelenleri yine kavim içinden zayıf olanlara ama iman edenlere لِلَّذِينَ <laughs> Zayıf oldukları halde ama Talih Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul eden müminlere diyorlar ki اَتَالَمُونَ enne salihan مُرْسَلُمْ Rabbi. Siz gerçekten salihin Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu kabul ediyor musunuz? Kalu Müslümanlar dediler ki inna bima ursile bihi müminun biz onun gönderildiğine iman ediyoruz onun risaletine, onun peygamberliğine, onun getirdiği vahye ve dine İslam'a evet diyoruz, kabul ediyoruz dediler. Kalellezine estekberu <laughs> inna billezî amentum bihi kafirun Üstekbirler, büyüklenenler dediler ki sizin iman ettiğiniz o peygambere ve o dine ve o Rabbe Allah'a biz iman etmiyor ve biz kafir oluyoruz dediler. Kafirlikleriyle yaşamayı devam ettirmediler yalnızca. Allahu Teala'nın kendilerine göndermiş olduğu bir ayet ve bir delil olan deveyi fakarun karunaka öldürdüler, boğazladılar, kestiler. Ve atev an emri rabbihim. Ve Rablerinin emrine karşı geldiler. Ve kalu ve dediler ki ya Salih ey Salih itina bima ta'iduna in kunta minel murselin eğer sen Allah'ın elçilerinden sen peygamberlerinden sen haydi bize tehdit ettiğini getir bakalım vaadini gerçekleştir ve Salih Aleyhisselam şüphesiz ki onlara ceza verecek güçte de değildi. Ama cezayı Allah verecekti ve Allah dedi Salih ama beklesinler üç gün üç günün sonunda onlar yok olacaklar dedirtti diğer surelerden öğreniyoruz sonuç ve ahadetü murraçfe bir sarsıntı bir zelzele onları yakaladı bir başka ayet bir çığlık sayha bir başka ayet saika yıldırım Buna göre bu kavme bir yıldırım, bir raçbe, bir zelzele deprem ve bir çığlık azabı geldi. Fasbahu fi ve yurtlarında diz çöktüler, kaldılar. Ve bunların sonunun nasıl olduğunu diğer surelerden okuyacağız Allah izin verirse. Hayvanların ahırlarda yemeyip de ezdiği yem ya da kesmik kırıntısına benzediler. Un ufak oldular. Ne güvenlikli, emniyetli evleri korudu onları, ne sarayları ve ne dünyaya egemen olan çetelikleri, zenginlikleri onları korumadı. O deprem, o yıldırım ve çığlık saya onları paramparça etti. Ya Rabbi sen bizi koru. Fetevelle anhum ve onlar helak olduktan sonra Salih Aleyhisselam döndü onlara. Onlardan uzaklaştı ve Kale dedi ki Ya kavmim, ey kavmim Lekad eblatüküm risalete Rabbi Ben size Rabbimin risalelerini, ayetlerini, vahyini tebliğ ettim, duyurdum. Ve nasahtu ve ben size samimiyetle öğütler verdim lakin la tuhibbuna nasihin. Lakin siz öğüt veren, samimi olan kimseleri sevmediniz. Ben ne yapayım? Böylece Ad kavminden sonra yeryüzüne egemen olan ve Allah'ın örnek olarak kitabında zikrettiği, kıyamete kadar bütün insanlara gündem yaptığı bir toplum tarihe veda ediyordu. Biz bu kavimle ilgili ve Salih Aleyhisselam'la ilgili bilgileri Kur'an'da okumaya devam edelim. Ve Tevbe Suresi 70. ayet. Ve Rabbim o ayette şöyle buyurur. Elem yetihim nebe'ullezine min kablim kavmi Nuhin ve Adin ve Temude ve kavmi İbrahim ve Ashabi Medyen vel mü'tefikat. Nuh kavmi, Ad kavmi, İbrahim kavmi, Medyen ashabı ve Lut ashabın kavmi ile beraber bu ayette Semud kavmi de gündemde. Onlara da Allah apaçık deliller, ayetler indirdiğini söyler. Ete rusulüm bil Peygamberlerin onlara geldiğini delillerle ifade eder. Sonuç biliyorsunuz hepsi helak oldular. Ama suçlu Allah değil, Allah Zalimce onları helak etmedi. Fema kâinallâhu ve lakin kanu emsehum yazdimun Onlar kendi nefslerine zulmettiler ve böylece cezayı hak ettiklerinde Rabbimiz Teala bütün insanlığa bildirmiş oldu. Ve Salih Aleyhisselam'la ilgili biraz önce Araf suresinde okuduğum bilgiler gibi ayrıntılı bilgi Hud suresinde. Ve biz Hud suresini de okuyalım Allah'ın izniyle. Hud suresi 61. ayetten itibaren Beyler semud kahum Salih Semud'a da kardeşleri peygamberlerin kardeşi Salih'i Semud'a da kardeşleri kendilerinden, kendi soylarından olan kardeşleri Salih Aleyhisselam'ı peygamber gönderdi. Kale dedi ki Salih Aleyhisselam Ya Kaun Ey kavmim, Abdullah, Allah'a ibadet edin. Allah'a kul olun. Allah'ı tek Rab ilah bilin. Malekum min ilahin gayru. Sizin için Allah'tan başka bir ilah bilmiyorum. Öyle ya. Yaratma ona ait. Varlığın devamı ona ait. Nimetler ondan, öldürme ondan, diriltme ondan, cennet ve cehennem ondansa ondan başka kime kul olunur ki? en Venşe küminelart. O Allah sizi yeryüzünde var etti. Vestamerakun fiha. Ve siz yer imar ettiniz. Evler, saraylar, bağlar, bahçeler. Estafiru. Tüm töbü ile. Ama şimdi o nimetlerle Allah'a daha iyi kul olacağınız yerde Allah'a karşı geldiniz, isyan ettiniz. Haydi Allah'a istiğfar edin. Allah'tan bağış dilenin. Sonra tevbe edin Allah'a. Ya Rab deyin biz vazgeçiyoruz bu isyanımızdan, günahlarımızdan deyin. İnne Rabbi karibun mücib. Muhakkak ki Rabbim yakındır ve dualara icabet edendir. Kalu dediler ki ya Salih, ey Salih, Kat kün tefina mercuven kable hâze. Sen aramızda bundan önce saygın biriydin. Bizim sende ümidimiz vardı. Senin ülkemiz için iyi biri olacağını bekliyorduk. Ama şimdi çıktın bizim içinde yaşadığımız bu hayata karşı geliyorsun etenhana en demaya ma yabudu abauna. Babalarımız neye ibadet ediyorsa bizim ona ibadet etmemizi bize engelliyor musun? Yasaklıyor musun? Ve innena le fi şekkim mimma ileyhi Biz ise senin bize davetinden bir şek ve şüphe içindeyiz. Biz bu hayatı devam ettirmek istiyoruz. Dünya bizimdir. Bu zenginliklerin sahibi biziz. Sen nereden çıkarıyorsun yeni bir dini, yalnız Allah'a ibadeti ve Allah'ın vermiş olduğu zenginlikleri herkesle paylaşmayı nereden çıkarıyorsun? Gale dedi ki ya kavm ey kavm Erayetüm in kuntu ala beyinetin min Rabbi. Gördünüz ya ben Rabbimden bir beyine üzereyim. Bir delilim var peygamberliğime ait. Ve minhu rahmeten ve katından bana rahmet verdi. Hemen yansuruni min Allahi nasaytu. Ben Allah'a isyan ettiğim zaman bana kim yardım edebilir? Allah'a karşı bana destek olabilir misiniz? Bütün hepiniz destek olsa bile Allah'tan gelecek cezayı benden giderebilir misiniz? Ve ma tezidûneni gayre taksir. Benim için kusrandan başka bir şey artırmıyorsunuz. Benim kaybımı, zararımı artırmak istiyorsunuz. Veya kavm, ey kavm. Hadihi nakatullahi ileküm aye. Bak sizin için bir ayet Allah'tan. Bu Allah'ın devesi. Allah bu deveyi kendine nispet ederek söylüyor. Şüphesiz bütün develeri yaratan ve bir ayet kılan Allah'tır. Ama bu diğer develer gibi var edilmedi. Semut kavminin yontup güvenli hale getirdikleri evleri kayalıklarından Allah bir deve çıkardı. Semut kavmi o güçlü toplum ölümsüz evler yaptılar ama o kayalıklar arasından canlı bir varlık çıkaramadılar. Allah ise o kayalıklar arasından bir canlı varlık hem de gebe bir deve ki var olduktan sonra yavrusunu da dünyaya getirdi. Bu deveyi var etti yarattı. Federuha o deveyi serbest bırakın. Tekül fi Allah'ın arzında yesin, içsin. Ve la temessuha ona kötülükle dokunmayın. Ve huzekum azabun garip hemen arkasından hemen peşinden size bir azap gelir ve işinizi bitirir. Deve Onların zenginliklerinin yarısını halka aktardı. Bunu kabul edemediler. Halbuki bütün dünyanın zenginliğinin yarısına sahip olmaları onlar için büyük bir değerdi. Ama insan azgınlaştı mı? Bütün dünyanın sadece kendisinde olmasını ister. Paylaşamaz başkalarıyla. Ancak Müslümanlar paylaşır. Çünkü Müslümanlar mülkün Allah'a ait olduğunu bilir ve kendisine emanet olarak verildiğini bilir. Müslüman olmayanlar ise mülkün kendilerine ait olduğuna inanırlar ve kendilerini inandırırlar. O mülkle kimsenin ortak olmasını da istemezler. Diğer halkların, diğer insanların onların köleleri olması gerektiğini ve onlara kul köle olmaları gerektiğini kendilerince yine yasaya bağlarlar ve bütün dünya toplumlarını güçleri ne kadar yetiyorsa hem ezerler hem sömürürler ve hem de onlara felaket ya da sefil bir hayat yaşatırlar. Ama Allahu Teala buna izin vermez. Özgür bırakır Allah'ın istediği ise bütün zenginliği bütün halkın bütün insanların birlikte kullanması. İşte bazen de bir deveyle zorla bunu gerçekleştirir. Ama kavim buna razı değildir. Takaruha deveyi öldürdüler ki öldürürken cesaret de edemediler. En azgınlarını sarhoş hale getirip ona öldürttüler. Tekale Salih Aleyhisselam deve öldükten sonra dedi ki temettevu fidarikum felafete eyyam yurdunuzda üç gün bekleyin. Üç gün sonra siz helak olacaksınız. Zalike vaadun gayru mektup bu yalana çıkmayacak bir vaattir. Aklınızı başınıza almadınız. Deveyi öldürdünüz. Allah'a isyan ettiniz. Ve üç gün sonra yok olacak. İleriki surelerden, ayetlerden öğreneceğiz. Bu üç gün içinde Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs edecekler bunlar. Deveden kurtulduk, Salih'i de öldürelim, kurtulalım diyecekler. Ama buna güçleri yetmeyecek. emruna 3 gün tamamlanınca emrimiz geldi ne salihan vellezine amenu ma'ahur rahmeti minna ve min qiziyem talihi ve beraberinde olan iman eden müminleri katımızdan bir rahmetle o günün rüsvaylığından onları kurtardık. Kurtulanlar Nuh aleyhisselamda Müslümanlar ve Nuh aleyhisselam Ad kavminde Müslümanlar ve Hud aleyhisselam ve burada da yine Salih aleyhisselam ve Müslümanlar. İnne rabbeke huvel aziz. Rabbin kavidir, güç ve kuvvet sahibidir. Ve Rabbin azizdir, galibiyet sahibidir, intikam alıcıdır. Ve intikamını aldı Semud kavminden de daha önce Nuh kavminden ve Ad kavminden intikamını aldığı gibi. Ve ahadellezine zalemus sayha zalimleri de bir çığlık ses yakaladı. Araf suresinde raçbe diye burada sayha hepsi beraber hem çığlık sayha ses hem deprem hem sayka da gelecek bir ayette tasbahu fi darim ve yurtlarında diz çöktüler kaldılar yok oldular hayvanların yemeyip de ezdiği kesmek kırıntısına benzediler Kendem ya sanki hiç yaşamamışlardı. Ela dikkat edin. Sanki Semut orada hiç yok. Tu ela dikkat edin. İnne temude keferu rabbehum. Semut Rablerini inkar etti. Kafir oldular. Ela buden li Semut Dikkat edin. Semut Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Ya Rab. İşte Semud kavmiyle ve Salih Aleyhisselam'la ilgili Hud suresindeki ayetlerde burada tamamlanıyor. Ve biz diğer ayetler ve surelerle Salih Aleyhisselam'ı ve daha sonra diğer peygamberleri tanımaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.